Evet Salise abla, nasıl olmuş börek? Kesemiyorum, keseyim de bir bakayım. Biraz cebelleşti. Niye? Kesilmedi de. Sert olmuş biraz. Ne olmuş? Sert olmuş. Sert olmuş biraz. Hani biraz da soğuduğu için, hani eğer yufka taze olmazsa, hani bu tür şeylerde çok taze olmalı. Yani yufkacıdan alınması gerekir, öyle söyleyeyim. İç harcı nasıl olmuş peki? İç harcının tadı çok güzel. Teşekkür ederim. Bir şey diyeceğim. İç kıymasının tadını beğendin. Beğendim. Böreğin sosu mosu nasıl olmuş? Kuru olmuş biraz. Biraz az mı gelmiş? Sosu mu az gelmiş? Evet. Sos alıp biraz daha hani dinlenip çekmesi lazım, yumuşaması. Çünkü bu hani poşete giren yufkalarda bu hep gelir insanın başına. Peki. Aynur Hanımcığım. Eline sağlık. Böreğini çok beğendim. Afiyet olsun Aynur Hanım. Teşekkür ederim. Okey. Hoşunuza gitti. Çok beğendim. Peki. Tam size istediğim. Kuru gelmedi mi? Hayır. Çok gelmedi. Güzel. Okey. Songül Hanımcığım. İç harcı çok güzel olmuş ama dedim ki dişi birazcık sert. Yutarken zorlanıyorsun ama o da soğuduğu için. Yani kıyım. Ben beğendim. Peki. Sibel Hanım. Ben de lezzetini beğendim. Sadece yufkası evet biraz... Yani sert olmamış da kuru kalmış diyelim. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun. Havuç salatası. Bakın tarator demiyorum. Havuç salatası. Buyurun. Merküryen havuç salatası bu arada. Merküryen havuç. Ben en çok bunun hakkında yorum yaptınız diye düşünüyorum. Bakalım, afiyet olsun. Yani hani çok güzel olmuş. Gerçekten çok beğendim. Tam benim damak tadıma hitap ediyor. Hani havuç tarator, yani neden hani ayrıcalıklı olarak havuç salatası yani vurgulayarak diyorsunuz bunu? Havuç tarator değil, havuç salatası diyorum. Çünkü havuç taratora dün Songül Hanım da söylediği gibi havuç ve yoğurt dışında hani mayonez de bazen giriyor. Çok bir şey konulmuyor. Hani konulduğunda da negatif bir eleştiri oluyor. Ben bilerek havuç salatası dedim. İçine kırmızı közlenmiş biber koyduk. Küp küp, Kadir Bey sağ olsun doğradı. Yine mısır, turşu. Ben bunları yakıştırdığım için açıkçası böyle uygun gördüm. O yüzden adını da tarator yerine daha doğru bir şekilde yani, salata yaptım. Tarator deseydin hanımlar taratorun içine bunlar girmez mi? Girmez derlerdi. Evet. Kesinlikle öyle derlerdi. Hayır, girebilir yani. Sonuçta yoğurt. Hayır, girmez. Ama klasik aynen. Havuç taratora tamam. Hiçbir şey girmez ya. Bu yani şimdi, salata tarzı olmuş. Evet. Oradan vurmayın diye otomatikman hemen adını değiştirmiş kendi. Yine çevirmiş. Yani mantıklı olanı yapmış bence. Güzel bir hakikaten taktik. Hakikaten o taraftan. Salih Hanım tadını beğendi. Sibel ben Hanım çok siz? Beğendim. Gerçekten çok güzel beğendim. Güzel olmuş. Bak diri diri işte beğendim. Böyle güzel. Bu diri diri mi? Evet gayet güzel. Yani böyle hani ağızda benim var ya. Benim yumuşak mıydı tavuşlarım? Evet. Songül Hanım. Ben beğendim. Elinize sağlık. Güzel. Gerçekten. Afiyet olsun. Şimdi karşılaştırmıyorum. Bugün buradayız zaten. Çok teşekkür ben beğendim. Ederim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmam yok. Için çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Beğendiniz. Ben. Aynur Hanım. Kadir Bey, bir masada söylemiştim, yoğurt içine giren her şeyi çok severim diye. Evet, dün söylemiştiniz söylemiştim sanırım. Değil mi? Dün söylemiştiniz. Arkasındayım ben. Allah ne verdiyse yiyor musunuz? Yoğurt hayır, kesin yoğurtlu yeterli. Olan şeyleri severim yani. Ha, bunu da sevdim, çok güzel. Gidiyor. Aynen. Çok beğendim, eline koluna sağlık. Afiyet normal olsun. Havuç taratordan daha lezzetli olmuş. Evet, ben daha değişik, tat aroma vermiş. Çok da güzel olmuş, muhakkak denerim yani. Bunu. Afiyet eline olsun. Aynen, ben de deneyeceğim evde bunu. Evet, hazırsanız bunun pizzanın adı neydi? Bu Uranüs pizza. Uranüs evet, pizza. Sizi şaşırtacak bir pizza. Bakalım, afiyet olsun. Bugün bütün gezegen neleri yedik Allah'ın izniyle. Buyurun. Neyse biraz sunuyorum yapayım. Evet Songül Hanımcığım, nasıl buldunuz pizzayı? Diğerleri çok güzeldi gerçekten ama bunu beğenmedim. Altı pişmemiş, baktınız mı? Evet. Ya bir de içi gerçekten hani birazcık böyle şey lezzeti yok. Hamurun lezzeti yok. Şey milföy hamuru değil mi? Evet, evet. Milföy. Evet. El açması yapabiliyor musunuz? El açması yetişmeyeceği için yapamayacağımı düşündüm. Için. Evet yetişmeyecekti çünkü ya da bir normalde de. Normalde hamur yoğurabiliyor musun? Yani hamur yoğurabiliyorum. Yani, evet. Kurabiyenin de sonuçta hamurunu ben yoğurdum. Ama bir de mayalanma süreci falan da biraz riskli oldu için süre ve masadan yani masa da benim için çok önemli yetişmeyecek diye milföy kullandım. Biraz hazır kullandım. Ben de fark ettim. Neyse evet ben yorum yapmayayım. Yok söyle söyle. Ha, ben, sen sakın. Tamam. Bizim söyleyeceklerimizi söyledi zaten. Evet Aynur Hanımcığım. Evet milföy hamuru yani şaşırdım niye kabarmamış böyle. O bıraktığı gibi kalmış. Malzemesi güzel. Bol malzeme koymuş ama pişmek hamurun azizliğine uğramış. Hamuru kabarsaydı birazcık çok güzel olurmuş. Peki, malzemen çok bol ve çok güzel. Peki, ama hamurun olsun. Beğenmediniz yani. Yani pişmediği için. Biraz da peki, şey. Peki afiyet olsun. Sibel Hanım. Malzemesi gayet güzel. Kız atacağından anladım. He? Malzemesi diyorum gayet güzel. Ben sadece şey sevmiyorum. Sosis mi sevmiyorsun? Sos sevmiyorum. Ama o da ondan sonra bir de evet pişmemiş hamur kalmış. Keşke pişseydi çok evet. Güzel olmuştu yani. Üstündeki malzemenin lezzeti güzel yani ama gayet dağıtmış için. Gayet güzel bol hani iyi yani ama. Peki. Afiyet hamur olsun. Evet Salise abla. Yoksa milföy fırından ben şimdi yani milföy hamurundan gördüm bir şok yaşadım zaten. Ben sen bu pizzayı yoğurma mı bekliyordun? Yoğurma evet. Bekliyordum. Gerçekten yoğurma bekliyordum. Ben de demiştim hazır malzemesi olacak hamurunu kendine çok güzel yapacak. Yalnız çok acı olmuş. Aşırı derecede acı olmuş. Hani biberden kaynaklı. Evet biberden kaynaklı bu yeşil biberden kaynaklı. Buyurun. Hani malzemede bir sıkıntı yok ama hamur kısmı olmamış. Pişip kabarmamış acı. Zaten. Hamur kısmında hepinize olmamış. Katılıyorum. Fırında
fırında bir cebelleşme yaşadık. İşte oluyor öyle şeyler. Fırında, yani milföy hamuru benden bugün çok çekti. Fırına alıyorum, koyuyorum, yetişti, yetişmedi. İtiraf ediyorum, milföy hamurunu önce sofraya getirdim. Sonra pişmediğini anladım, tekrar fırına koydum. Dürüstlükle bunu itiraf ediyorum. Tabii ki olabilir, hepimizin başına gelecek. Sosunu ben pizzanın güzel yaptığını düşünüyorum. Çok güzel. Malzemelerin yani çekici de çok güzel. Keşke hamurunu da güzel yapsaydım. Beğenmemenizi... Malzemesi hiç yoktu mesela. O da pizza yapmıştı. Ben alamamıştım. Yoktu malzeme. Hayır canım. Yani Kadir Bey, ben ne desem... Ya ben lütfen... Yok, hayır. Diye bir şey. Aynen hanım. Ben pizzanın malzemesini koyarken dış ses çok koydun dedi de. Yani biraz... Ben bir yorum yapmak istiyorum da. Herkesi memnun edemiyorsunuz. Edemiyoruz tabii ki. Siz niye alındınız? Ben onu anlamadım. Ben şimdi doğruya doğru konuşuyorum Kadir Bey ya. Tamam, hayır, Salih sana kötü bir şey demedi ki, orada şaka babında söyledi. Tamam, siz hemen alınıyorsunuz, ama hemen siz de bir geri çekiliyorsunuz. Yaptım, tabii ki yaptım. Tamam. Doğrudur, siz alamamışsınız ama... Kız o mu alıyor sanki, bizi aldırıyor zaten ben de onu malzemeyi. Diyorum işte, ama bana öyle dediği için yani hani... Kadir Bey, ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, buyurun. Ben dün çayları yani sınırsız hepinize bakarak doldurdum ama hiç dikkat etmediniz. Siz, şimdi, sizin masanızda da Songül aynı. Songül Hanım, evet. Sizin masanızda da aynı. Evet, ben hatta bakacağım dedim. Çay istiyor evet, Songül Hanım. Çayınızı hemen doldurayım. Üst üste bana bu kadar pozitif yorum yaptığınız için hakikaten çok şaşırdım. Dikkat edemedim de gerçekten. Evet, ben soracağım hemen dedim. Çaylarınızı tazeliyorum. Müsaade var mıdır tabii, Kadir tabii, Bey? Buyurun. Ceketimi de çıkarabilir miyim? Tabii. Çok şıksınız. Şık gömleğini de görelim. Parlak. Sizin için, misafirlerim yani. İçin. Hep su isteyen varsa öncesinde su servisi de yapabilirim. Çayları alalım. Yakın, tamam. Zaten sizden bu şıklığı bekliyorduk yani. Peki bu şıklık da bir misafire önem midir yani tabii sizin yani, için? Kesinlikle. Alabilir miyim? Bardaklar ben mı değişmiş? Söyleyeceğim yani sonuçta. Evet, ben evet. Söyleyecektim. Evet. Bardaklarınızı heyecanımdan dolayı karıştırdığım tamam, için güzel. Aynı bardaklara koymamak için bardaklarınızı değiştirdim. Çünkü karıştı. Olmaz yani. Afiyet olsun. Evet, hazırsanız yıldız salatanın tadına bakacağız. Hadi bakalım nasıl olmuş. Şalgamlıydı değil mi? Evet, şalgamlı. Buyurun şöyle. Evet Songül Hanım. Ben bunu beğenmedim gerçekten. Evet, yüzün niye buruştu senin yok öyle? Yok, içindeki mi? Bu şehriye var ya. Yıldız şehriye mi? Evet. Onun tadı bana lezzetli gelmedi. Diğerlerinin lezzet tadını alabiliyorum ama onunki böyle bir hani ağzımda bir direkt hamurumsu bir böyle bir yaş fazla bir tat haşlanmış geliyor. Evet, ama diğerlerinin hani lezzeti böyle kıvamı güzel karışım ama evet. Yani ekşiliği falan güzel geliyor ama direkt hamurda zaten bir düşündüm. Yani bunu yani çok fazla beğenemedim açıkçası. Peki pişmesi için ne diyorsunuz? Çok haşlanmış ya mı sizce? Evet, biraz haşlanmış, sanki böyle şey bir yaşlık bir nemlik oturuyor böyle değil damak tadına. Yaşlı bir nemli tat oturuyor. Yumuşak. Yani. Çok mu hamur olmuş? Çok aşırı böyle hani erimiş değil. Hamur değil. Şimdi yıldız şehrinin içinde... Hamur değil. Çok pardon. Mesela haşlıyorsunuz da hemen sudan çıkartıyorsunuz ya. Evet. Aynı o şekilde hani biraz su kalmış gibi üzerinde. Su tadı kalmış gibi. Ne diyorsun Hamitcan? Su tadının... Su kullanmadım bir kere. Su tadının kalması... Su tadı kalmış gibi geldi bana. Yok, su kullanmadım ama şalgam suyu kullandım. Acısız şalgam suyu kullandım. Süzdükten sonra da direkt süzgeçte... Yok, soğuk su falan tutmadım. Bak hani öyle bir şey aynen, yapmadım. Süzgeç de yaptım. Süzdüğüm süzgeçin altına da derin bir kap koydum. Buharda hani bu şey. Evet, biraz daha buharında kalsın. Ama ben onu hep kontrol ettim. Hayır, onu hep kontrol ettim zaten. Yani dediğim gibi sos hani o sos tadı falan güzel. Bana da öyle geldi. Biraz fazla. Sadece hani şey dediğim gibi şehriyede. Şehriyede. Peki beğenmediniz. Ekşisi falan nasıl? O güzel. Ben tad olarak çok beğendim. Yani yıldız şehriye 2-3 dakikada pişen bir şey. Biraz fazla kaçırmış. Yoksa tad olarak, görüntü evet, olarak tam benim gözüme hitap ediyor. Peki sen gününde demiştin ki ben pancarla bilerek haşlıyorum. Şalgam suyunda haşlamayı çok fazla sevmiyorum demiştin. Sevmiyorum derken şöyle hani ben şalgamdan yani şalgam suyundan, o içilen şalgam suyundan hoşlanmadığım için çok benim kulağıma hoş gelmiyor. Ben genelde hep pancarla yaparım. Hani onun içine ne katıldığını da çok bilmediğim için, değişik markalar olduğu için. Peki şu anda o şalgamın tadı geliyor mu sana? Geliyor. Beğenmedin mi? Geliyor. Beğendin mi? Yo, genel anlamda hani burada yemek zorunda olduğum için yedim ama hani ben genel anlamda tercih yapmam şalgam. Yani. Peki beğendi mi beğenmedi yani mi? Yani renk olarak beğendim, sadece pişmesinde hani tad olarak beğendim, pişmesinde problem var. Görüntüsü çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Sibel Hanım. Yani rengini olması gayet... gerektiği gibi olmuş görüntüsü. Peki Sibel Hanım. Rengini gayet güzel almış. Ekşisi falan da çok güzel. Diğer malzemeleri de aynı şekilde ama aynen katılıyorum. Şehriyesi bir tık fazla. Fazla mı haşlanmış? O yüzden böyle hemen kayıyor yani, malzemelerle böyle çiğneyemiyor. Peki menü uygunluğu nasıl? Beğendiniz mi tabaktaki halini? Yani uymuş mu bu şehriye? Yani renk katmış, güzel. Peki. Aynı
Buyur hanımcığım. Eline sağlık. Çok afiyet güzel olmuş. Olsun. Sadece dedikleri gibi bir tık fazla, 2 saniye, 3 saniye fazla pişirmişsin. Ya da pişirince bilmiyorum rengi gider miydi? Suya tutsaydınız hani suya diri tutulmaz. Kalsa. Hayır, tutulmaz tabii ki. Evet, normalde şey tutuluyor ya hani makarna falan ya da şarpı şey. Bir tık daha diri olsaymış daha güzel olurmuş. Anladım. Peki. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.